Şimdi şu Koriye, Amérika ve Yaponiye başkurulan bu üç devlet başkurulan bomba agahlandırış sistemini kurmakçı bolğanlıqını elan qıldı. Elbette bunlar Şimali Koreya'ya qarşı qılımız devatqan bilan Xitay münayiti biyaran bu məsələlərdir. Bu haqda düşüncəniz nə? Elbette bu yerdeki bir bulunmuş Şərq Asiya bugün dünyanın iqtisadi cihette bir nayt muhim bir orunga ega. Dünyanın ikinci iqtisadi gücü, üçüncü iqtisadi gücü Koriye aldığında onun jigirnimenin içinde. Bir yerde pes tarafı kalsak Tayvan var mesela. Bunlar hepsi bir iqtisadi nimiciyette nayt muhim rol oynuyor. Onun başka rayonda izcil xavfsizleşiş bir nimisi var ciddileşiyor bir yerde securitization'da imiz. Xitay iqtisad güçünün işinden birlikte bir yerde izcil özdünki askeri küçük silvatkan məbləğini aşırıvatıdı ve bir yerde askeri teknolojisini yenilaytış, yenilaş ve askerlerini terakki kılıp canlandırış nimisini ve sahnenin teknoloji nimisini kütürüvatıdı. Şununla birlikte onun neticesinde güçlengen bir Xitay teritoriye tokunuştırıp kırıvatıdı. Mesela Yaponiye'ninki boğan bir aral meselesi var bir yerdeki. Bir meselesiydi, işkikke bir yerdi. Şimalımız okyanı kırdığan yerde çıktılığı ilanmağın yeni bir tokunuş meselesi varken bu mu Yaponiye Xitay ve Türkiye bir talaş genci mesela hem de. Mesela hem de Cenab-ı Koriye mu? Bu mu mesela xavfsizlik cihette Amerika'ya izcil tayinip gelgen bir devlet. Bununki nimiste mesela Yaponiye bilen birlikte tarihi kep kalgan bir öşmenlik var mesela. İkinci Dünya Savaşı'ndan kep kalgan hal bulunmagan bir bazı meseleler var. Bu ta ki bugünkü kadar bu hal bulunmalık ama ikisini bir yerde ekevatkanı bir yerde Amérika. Ve anankin Xitay tehdidi, Xitay ve Şimali Koriye tehdidi. Bu tehditler bu başka bula ideolojik okşaşlık ve netlerindeki okşaş bir tüzlükçılıkla biz nimedin kişi sebebidin Cenab-ı Koriye, Yaponiye ve Amérika katarlıq devletler bir yerde birlikte bir alibi ittifak nimisi tüzüşü arkalık hem Şimali Koriye'ye tehdit nimisi'ye cevap veriş ve en çok tehdit şekillendirvatkan Xitay'a cevap veriş nimisi şekillendirvatı. Hem de bir yerde mülayisçiler davet edilir ki mesela Avustralya'nın katış, Tayvan'ın katış ve Hindistan katarlıq devletlerinin katış arkalık Asya'daki NATO'nu peyda kılışı mümkün müdür? Buna ihtimallıkını yok demeyme çünkü iş qaysı devletinin Amérika mesela Irak'ta bu yerdeki devletler iş qaysı yalğız Xitay'ınki bu askeri nimiski tenkeye gidek bir hali yok. Ama buna ittifaklaşıp özara birbirisine NATO imzalarımız ki birimiz ucum kufçırgan çağda üçüncü taraftan hemimiz asker çıkarıp yardım vermemiz edilgamından neslen imzalap bir məlum bir şekildeki müdafiye nimisini asıl kılalısa bu alette Xitay'ninki ziyade kengeyişini tizgilleyelişi mümkün. Anandakin etrafta Şərq Cənubi Xitay deniz tarafta nurğunluğun aral küçük devletler var. Mesela Malaysia, mesela Filipin, mesela Vietnam, Tayland diye taraflar bu devletlerin hepsi Brunei. Bu hepsinin ki Xitay bilen bu denizdeki bu arallar meselesi bir ciddili var. Yani bula Udul Xitay'a meydan okuyamaydı. Şu an xavfsizlik cihette cıxları Amerika'ya tayinıqlıq. Amérika bizdenki nimimizden qoğdaydı. Hem de Amérika jiraqdan kelip hemisi iki çıkıp bulanmaydı. Elbette bir yerde akılanlı kırılgan işinki birisi. Bir yerdeki Hindistan, Tayvan, Avustralya, bir yerdeki Yaponiye ve Cenab-ı Koriye katarlıq devletlerinki askeri birliklik ve özara birbirisiyle uruş boğan çağda iki çıkıdığan bir sistemini kurguluş arkalık mı? Xitay'nın ziyade kengeyip gitişini tizgirlikli bu işi mümkün de parayım. Bu neyse aldığı sürülük kılışı mümkün aldığımızdır. Hoş.